Merhaba sevgili Geekteor takipçileri. Karakter analizi serisinde Dorn taraflarına bayağı ilgi geldiğini görünce ayrı ayrı analizleri yapılsa olayların eksik kalacağını düşündüğüm Qyburn, Oberyn ve Doran Martell karakterlerini ve onların yaptıkları hamleleri incelemeyi Dorn'un büyük planı videosunda bıraktığımı söylemiştim. Dizide Martel hanesi ve özellikle Doran Martell böyle işlenecekse işlenmeseydi daha iyiydi diye düşünenlerdenim. Dizinin ilk 6 sezonunu izlemeyenler ve 5. kitabı okumamış olanlar için bu video karanlık ve spoilerlarla dolu. Diyorum ve direkt konuya giriyorum. Öncelikle karakterlerimizin geçmişlerine biraz bakalım ki zaten onların geçmişi Doran'ın büyük planının oluşmasını sağladı. Doran anne babasının ilk doğan çocuğuydu. Bu yüzden Dorn prensesi olan annesinin varisiydi. Dört kardeşi olacakken Mors ve Oliver daha kundaktayken öldüler. 9 yaşına geldiğinde Tuz kıyısından Lord Gargalan'e yaver olarak verildi. Oradayken kardeşi Elia doğdu. Elia bir ay erken doğduğu için Doran onun da diğer kardeşleri gibi öleceğine emin oldu. Ama onların aksine Elia yaşadı. Bir yıl sonra Doran'ın kardeşi Oberyn doğdu. Genç bir adam olarak Doran özgür şehirleri dolaştı. Volantis'e gitti, Oradan da gelecekteki karısı Melario ile tanışacağı Norvos'a geçti. Melario ile aşık oldular ve Melario Doran'la birlikte Dorn'a geldi ve nişanlandılar. Melario karısı olabilecek kadar soylu olmasına rağmen Westeros'ta birçok soylu evliliği politiktir. Aşk evliliği nadirdir ve bu onlardan biriydi. Kardeşlerinin eş bulmak için yolculuğa çıkmalarından bilinmeyen bir zaman sonra Doran'ın kardeşi Oberyn Lord Edgar Ronwood'la duello yaptı. Oberyn'in soylu olmasından ve yaşının daha küçük olmasından dolayı ikisi de ilk kan akıtanın kazanması konusunda anlaştılar. İkisi de yaralandı ama Oberyn'in yaraları iyileşirken Edgar'ın yaraları çürüdü ve ölümüne sebep oldu. Oberyn'in bıçağının zehirli olduğu yönünde dedikodular çıktı. Bu olaydan sonra hemen harekete geçildi ve Oberyn geçici bir sürgüne yollandı. Bu noktada Oberyn'in geçmişine bir adım atalım. Doran Martell'in küçük erkek kardeşi olan Oberyn kızıl yılan olarak da biliniyor. En küçük 4 tanesi Elaria Sand'den olmak üzere 8 tane gayrimeşru kızı var. Oberyn kum taşında yetiştirildi. Gençliğinde kız kardeşi Prenses Elia Martell ve Dorn Prensesi annesiyle birlikte yolculuğa çıktı. Ve birçok talibiyle tanıştı. Kayan Yıldız, Arbor, Eskişehir, Kalkan Adaları ve Krakow ziyaret ettikleri yerler arasında. Joanna Lannister'ın doğumda ölmesinden sonra geldikleri Kessler Kayası son vardıkları yerdi. Oberyn'e göre annesi ve Lady Joanna ya Oberyn ile Cersei Lannister'ı ya Elia ile Jaime Lannister'ı ya da ikisini birden evlendirmeyi planlamışlardı. Tywin Lannister kızı Cersei'nin Rhaegar Targaryen ile evlendirileceğini söyleyerek teklifi kabul edilemez buldu. Onun yerine Elia'ya yeni doğmuş olan Tyrion Lannister'ı önerdi ki bu da bir aşağılama olarak görüldü. 16 yaşındayken Oberyn Lord Edgar Euronwood'un metresiyle yatakta basıldı. Bunun üzerine geçici sürgün olarak önce eski Eskişehir'e oradan da Lys'e gönderildi. Ama kimse buna sürgün demeye cesaret edemedi. Oberin yoğun olarak zehirle ve daha karanlık sanatlarla ilgili birçok şeyi öğrendiği özgür şehirleri gezdi. Üstad zincirinin altı halkasını dövecek kadar hisarda eğitim gördü. Sonra sıkıldı. Üstad Marvin'le çalışmışlığı var ki kendisinden bir sürü videoda bahsettim. Dardeniz'in ötesindeki topraklarda askerlik yaptı. Ardından kendi paralı asker grubunu kurdu. Ancak onun kurduğu paralı asker grubu hangisi bunu bilmiyoruz çünkü ismi verilmiyor. O sıralarda Tywin'in Cersei'yi Prince Rhaegar'la evlendirme planları suya düşmüştü. Ve Rhaegar'la evlenen kişi bir zamanlar Tyrion'u önerdiği Elia Martell olmuştu. Şimdi biraz da Qyburn'un ardından da Elia Martell'le onun çocuklarının başlarına gelenlere bakalım ve bu karakterlerin nasıl birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve Doran Martell'in büyük planını çözmeye çalışalım. Qyburn Hisar'da eğitim görmüş ve Üstad Yibros kadar maharetli bir sağlıkçı olmuştu. O, İbros'u geçmek istemiş ve yüzyıllardır adet edilinen hayatın esrarını anlamak için ölülerin cesetlerini açmak yani otopsi olayını ölümün esrarını anlamak için halen hayatta olanların bedenlerini açmak şeklinde yorumluyor. Bu uygulaması ifşa olduğunda canlılar üzerinde ahlak dışı deneyler yaptığı için üstadlık ünvanı elinden alınıyor. Kayburn kaçarak cesur dostlar ya da diğer adıyla kanlı oyunculara katılıyor. Kyburn Hisar'da bir tek Ali Üstad Marvin'e itibar göstermişti ve onunla çalışmıştı. Cesur dostlara kısaca değinecek olursak 5 kralın savaşı sırasında Tywin Lannister düşmanlarını dehşete düşürmesi için kanlı oyuncuları Essos'tan Westeros'a getirdi. Cesur dostlar Harrenhal'a gidiyorlar ve o taraflarda Vargon'un adamı Emory Lords'la tartıştıkları için Tywin'den azar yiyorlar. Tywin onlara köyleri yağmalamasını söylediği halde onlar yedi inancının septlerini yağmalıyorlar ve Roose Bolton geldiğinde onun tarafına geçiyorlar. Ancak şu an tarihte biraz ilerledik. Robert'ın isyanı dönemine dönersek Lannister'lar kralın şehrine girdiler ve orayı yağmaladılar. Dağ Elia Martell'e tecavüz etti ve oğlu Aegon Targaryen'i öldürdü. Aemory Lord ise Elia'nın kızı Rhaenys'i öldürdü. Da ve Aemory Lord gibi adamların Tywin'in emri olmaksızın böyle hamleler yapmış olması imkansız. Hadi diyelim yaptılar. Tywin'in onları cezalandırması gerekiyordu. Ama Tywin inkar etse de herkes biliyor ki emri o verdi. Yıllar öncesinden Cersei'yi Rhaegar'la evlendirememesi ve dalga geçtiği kızın Cersei'nin yerine o konuma gelmesi ona koymuştu. Bu noktada Doran Martell'in şu sözleri üzerinden Büyük Dorn planına giriş yapalım. Bana Elia ve çocuklarının başına gelenleri söyledikleri günden beri Tywin Lannister'ın çöküşü için çalıştım. Onu öldürmeden önce Değer verdiği her şeyi elinden almayı umut etti. Yani Elia öldüğü zamandan beri Doran Martel çok dikkatli bir şekilde plan kuruyor ve bu planını kurduğu zaman öyle kısa bir zaman değil. 17 yıla yakın bir süreden bahsediyoruz. Bu sürenin sonunda planını devreye soktu. Tywin bile Doran'ın ne kadar sağlam planlar kurabildiğini ve onun zeki biri olduğunu söylüyor. Peki bu büyük plan ne? Doran'ın söylediğine göre planın ilk aşaması Arya'na Martel'i viserysle evlendirmek. İkinci aşama diye bir şey yok. 17 yıllık plan bu mu yani? Doran'ın yalan söylediği bariz. Peki aslında yaptığı plan ne? Öncelikle Tywin'i öldürmeden önce değer verdiği her şeyi elinden almayı umut ettim sözüne bakalım. Tywin Lannister'ın ölümü Lannister'larla ilgili planın son aşaması olacak. Ondan önce Tywin'in değer verdiği her şey onun gözlerinin önünde elinden alınması gerekiyor. Öncelikle Tywin Lannister'ın en sevdiği şey güç. Ardından da Lannister ismi ve Lannister'ların yönettiği batı diyarı. Şimdi Martellerin ortadan kaldırmak istediği insanlara bir bakalım. Elia Martell'in ölüm emrini veren ve uygulayanlar. Yani Tywin, Dağ ve Emery Lord. Ardından Tywin'in önemsediği şeye yani Lannister ismine bakarsak Tywin'in soyunun devam edebileceği insanlar olan Jaime, Cersei ve Tyrion olduğunu görebiliriz. Tyrion konusuna sonradan değineceğim. Onu listeye almıyoruz. Cersei'nin çocuklarına bakarsak Joffrey, Marcella ve Tommen'ı da bu listeye dahil edebiliriz. Yani Martellerin halletmesi gereken kişiler bunlar. Ve bu liste gerçekten Westeros'un en güçlü insanlarından ve en güçlü insanların koruduğu kişilerden oluşuyor. Bu iş çok zor gibi duruyor. Joffrey zaten Doran'la alakasız bir mevzuda ölüyor. Ve Marcella da Dorne'a gönderiliyor. Yani bu ikisi çoktan listeden çıktı. Geri kalanlara acaba neler olacak? Şimdi sizlere Oberyn'in Essos'ta bulunduğu vakitlerde bir paralı asker grubu kurduğunu söylemiştim. Bunun ismi verilmemişti, ancak bu asker grubu büyük ihtimalle Cesur Dostlar. Cesur Dostların ve yanlarına sığınmış olan Qyburn'un geçmişine baktığımız zaman Oberyn'inkiyle neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Essos'ta bulunmak, zehir, Kara Büyü, Hisar, Üstad Marvin ve paralı asker grubu. Tüm bunlar göz ardı edilemeyecek kadar ortak yön içeriyor. Yani 5 kralın savaşı sırasında Tywin Lannister'ın kiraladığı paralı asker grubu aşırı yüksek ihtimalle Oberyn'in emrinde. Şimdi söylediğim gibi Tywin bunları kiralıyor ama cesur dostlar birden açıklanamaz bir şekilde Bolton'ların tarafına geçiyor. Yani daha zengin olan taraftan daha fakir tarafa geçiyorlar ve bu paralı askerlerin yapacağı bir şey değil. Saf değiştirdikten sonra yaptıkları ilk şey Amory Lord'u öldürmek oluyor. Bu da garip bir şey. Adamlar para için savaşıyorlar ve bu tarz insanlar genelde kişileri fidye ile takas ederler. E, Emory Lord'un ailesi zaten zengin. Hatta adamın armasında 3 tane altın sikke var. Bu hamle de açıklanamaz. Daha fakir olan Boltonların yanına geçmeleri gibi bu hamle de açıklanamaz. Tabii martellere çalışmıyorlarsa. Bu ölüm Oberyn'in elini güçlendiriyor çünkü Tywin, Elia ve çocuklarının ölümü için Emory'yi kurban etmek onu cezalandırmak istiyor ama ölü olduğu için bunu yapamıyor. Neyse Amor öldükten bir süre sonra Brian ve Jamie cesur kardeşlerle karşılaşıyor. Hemen Jamie'yi Vargo Hoth'a götürüyorlar ve onun emriyle Jamie'nin elini kesiyorlar. Yine yüksek paralar ele geçirebilirlerdi ama bunu yapmadılar. Jamie mükemmel bir rehinken hatta bu hamle Rus Bolton'u aşırı sinirlendirecekken Jamie'nin elini kesmeleri de aşırı mantıksız. Tabi martellere çalışmıyorlarsa. Peki eli kopmuş olan Jamie'yi kim iyileştiriyor? Kyburn. Kyburn Jamie'nin kopmuş eliyle ilgileniyor ve iltihabını engelliyor. Bu hamlesi Jaime'nin güvenini kazanmasına sebep olurken Cersei'nin aşırı güvenini kazanmasına neden oluyor. Kaybın konusuna ileride geleceğiz ama öncelikle Brienne ve Jamie cesur kardeşlerle karşılaştıklarında onların ne yaptıklarına değinmek istiyorum. Hem Roose Bolton hem de Tywin Lannister onlara o bölgedeki köyleri yağmalamalarını ve insanlarını katletmelerini söylüyorlar. Ancak cesur dostlar ikisinin emrini de uygulamıyor. O bölgede bulunan septleri Lannisterlara çalışıyormuş gibi yağmalıyorlar ve bir sürü septa öldürüyorlar. Bu olaylar da High Sparrow'un ileride Cersei'ye karşı harekete geçmesini tetikliyor. Lannisterların yedi inancına büyük saygısızlık yaptığı söylentileri Kralın Şehrindeki insanların Cersei'ye iyice bilenmesini sağlıyor. Paralı askerlerin Emre karşı gelip böyle bir hamle yapmalarının mantıklı açıklaması ne olabilir? Martelllere çalışmaları. Şimdi Oberyn, Joffrey'nin düğünü için Kralın Şehrine geliyor. Ama düğün tabii ki de bahane. Oberyn oraya Dağ'ı öldürmeye geliyor. Peki Joffrey'nin zehirlenmesi ve Tyrion muhabbetlerinde parmağı var mı? Tabii ki de hayır. Oberyn daha ile duelloya çıkacağını biliyordu. Çünkü bir suç işleyecek ve onun için yargılanacaktı. Bu suç ne mi? Tywin Lannister'ın zehirlenmesi. Tyrion Tywin'i öldürdüğü zaman Tywin neredeydi? Tuvalette. Bir süredir orada olsa gerek ki içerideki şey uya kalmıştı. Tyrion'un mahkemesinde Paisel elinde bulunan zehirleri sayıyor. Bir tanesine dikkat çekmek istiyorum. Bu iksire renginden dolayı dul kanı adı verilmiştir. Çok zalim bir iksirdir. İnsanın mesanesini ve bağırsaklarını tıkar ve kişinin kendi zehriyle boğularak ölmesini sağlar. Oberyn'in zehir dalında uzmanlığı olduğunu ve kendisine Kızıl Yılan dendiğini söylemiş miydim? Kitapta Tywin'in zehirlendiği ile ilgili en önemli ipucu Tywin'in cesedinin Tyrion kendisini vurduğu andan itibaren acayip bir şekilde kokmasıdır. Hatta Tywin'in cenazesini septe ziyaret eden Tom'un kusacak noktaya geliyor. Herkes sürekli kokudan ve Tywin'in içinin çürüdüğünden bahsediyor. Tyrion babasını öldürmeseydi zaten babası yavaş yavaş ölecekti. Ama Tyrion onu bu acıdan kurtarmış oldu. Peki Tywin'in cesediyle kim ilgilendi? Qyburn. Her neyse dağ ile düellosunda Oberyn onu istese kolaylıkla öldürüldü. Mızrağına sürdüğü zehrin etkisini özellikle yavaşlattı ki ondan itiraf alabilsin. Her neyse zaten zehir dağın işini gördü ve dağ kimin eline düştü? Qyburn. Oberyn'in bu düellada ölmesi üzerine Cersei ve Tywin Elia'nın ölümü için adaletin yerine getirileceğine yedi adına yemin ediyorlar ve dağ öldü. Alın bu da kafası demek için Qyburn'e dağın kafasını Dorne'a yollamasını söylüyorlar. Kafa martellere ulaşıyor ama o zamana kadar sadece kuru kafa haline geldiği için kimin kafası olduğu belli olmuyor. Burada geçen repliğe göre eğer dağ bir yerde görülürse Cersei yedi adına yapmış olduğu yemini bozduğundan ve yedi önünde yalan söylediğinden dolayı Büyük sorunlarla karşılaşacak. E biz biliyoruz ki da Robert Strong adı altında Qyburn'ün emrinde. Cersei'nin duruşmasında onun şampiyonu olursa son hamlede kendisini ortaya çıkarır. Dizide bu noktadan sonra zaten yedi inancının Cersei'ye neler yaptığını biliyoruz. Ama Tywin bunları göremedi. Çünkü Tyrion onu öldürdü. Marteller Tyrion'ı öldürmek istememiş olabilir. Çünkü Tywin ondan nefret ediyordu. Ve Tyrion'ı öldürmek Tywin'e iyilik yapmak olurdu. Tywin ölmeseydi Tommen ve Cersei'nin başına gelenleri de görecek kadar yaşayacaktı. Ama Martellerin planı Alara Sand ve Quentin ile beraber çok ama çok daha derinlere gidiyor. Ve biz Lannister'lara bakarak bu işin sadece yüzeyindeyiz. Sizce Essos'la bu kadar bağlantılı olan ailenin Kalisini yükselişinden haberi yok mudur? Her neyse usta oyuncu Doran Martell'in kum yılanlarına söylediği şu sözleriyle videoyu bitirelim. Ben ne körüm ne de salır. Benim zayıf, korkak ve dayanıksız olduğuma inandığınızı biliyorum. Babanız beni daha iyi tanırdı. Oberyn her zaman yılandı. Ölümcül tehlikeli ve öngörülemez. Kimse onu çiğnemeye cesaret edemezdi. Ben çimendim. Hoş, lütufkar, güzel kokulu, her rüzgarda sallanan. Kim çimenin üstünde yürümekten korkar ki? Fakat yılanı düşmanlardan koruyan ve saldıracağı vakte kadar gizleyen çimendir. İzlediğiniz için teşekkürler. Patreon destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.